Geçmek. Meryem Özer. Vallahi ben ömrü boyunca burada. Yani çocuklarım Allah'a bir şükür büyük. Vallahi kaynım mı yaptı sağ olsun. Bize yani bıraktı buraya geçti. Yalnız ben değil. Yani tüm komşuları hepsi bak sırayla bak zaten görüyorsunuz. O böyle vallahi çamurda. Çamurda, yağmurda birincisi, bu ikincisi de ben, biz buradayız. Valla böyle yani fazlasıyla korktuk. Yağmurda, çamurda, yolda koştuk. Yine çağırdı bizim kaynız, gelin buraya yatın. Böyle yerleştik yani. Böyle valla oğlum. Tamam valla oğlum ben bilmiyorum saymayı. Saymadım ki 50, 100 bilmiyorum valla. Mahsun Kırmızıgül sesimizi duyurdu. Vallahi istiyoruz ama şu an. Lavabo. Evet. İstiyoruz böyle oğlum. Önce bir tuvalet. Ne diyeyim daha? Evet banyo. Vallahi yani geç kaldılar. Yani son getirdi bize bir tane. Biz ne zaman keşfedildik biliyor musunuz? Binlerce teşekkür ediyoruz Mahsun Kırmızıgül'e. Biz Mahsun Kırmızıgül tarafından keşfedildik. Bir hafta önce gelmişti. Ama biz 25 gündür burada kalıyoruz. Kimse bize bir çöp poşeti vermedi. Mahsun Bey geldi, ünlü olduk. Yani herkes gidip geliyor. Kimse. Mahsun Bey sayesinde biz şimdi böyle bizi tanıdılar. Şimdi Mahsun Bey'den sonra bizim çadır talebimiz oldu. Geldi de. Yardım etti de Mahsun Bey. Kimse hakkını yemesin. Kızılay da geldi bugün. Kızılay da geldi. İhtiyaçlarımız var. Çok şükür de bugün de gelecekler sözde. Kızılay geldi, baktı, araştırdı, getireceklermiş akşam. Vallahi kendi imkanlarımızla yardım aldık. Yani biz bu kadar kalabalığız. Yani inanır mısın? Gerçeği gördünüz yerleri. Demek bir şey demek gerekmiyor. Yani öyle. Biz burada 170 kişi kadar kalıyoruz. Çocuklu, hepsi çocuklu. Evet, yeni bebek, yeni bebeğimiz var. Yeni doğmuş bebeğimiz. 2 aylık, 3 aylık. Depremin ertesi günü kalmaya başladık. Şu anda 53. gün oluyor sanırım. Depremde 11 günlüktü. Önce, depremden önce. Evet. İki çocuğum daha var. Üçünü de depremin durmasını bekledik. Deprem durduktan sonra üçünü alıp indim aşağıya. Evim 3. katta. Çocuklar için evet sağlık, ilaç ihtiyaçlarımız oluyor. Bazılarını yardımdan temin etmeye çalıştık. Bazılarını kendi bildiklerimizle, kendi çabalarımızla halletmeye çalışıyoruz. Yemek, su, gıda, giyim en çok ihtiyaçlarımız oluyor. Evet, tuvaletle sıkıntısı oluyor. Onları genelde şeyde kullanıyoruz. Orta hasarlı binamız. Orayı kullanmak zorundayız.
Çadıra başvurduk ama işte çadır da ne kadar yeterli olur bu zamandan sonra bilmiyoruz. Çünkü yaz geliyor, içinde kalınmıyor. Dışarısı da bulunduğumuz yer çok güvenli değil. Konteyner eğer gelebilirse tabii ki de çok güzel olur ama gelir mi bilmiyorum. Yani gelip halimizi görüyorlar. Gerekenleri onların yapabildiklerini, gelip yapmalarını tabii ki de istiyoruz. Bizi burayı yönlendirdiği için Mahsun Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ahbap'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz.